Ve bir diğer konumuz zarflar ki benim en karıştırdığım konu. Hani fiil nedir, isim nedir, sıfat nedir bunları biliyorum. Fakat zarflar deyince belki de zamanında öğrenmiştim ama şimdi hiç hatırlamıyorum. Şimdi aslında zarflar bizim daha çok fiillerle kardeş olan konumuz. Ha, fiillerin kardeşi, tamam. İsimlerle nasıl sıfatlar sürekli yan yana anılıyorsa, onlar böyle kardeş gibiyse. Hep isim bulduysan önde sıfat, isim bulduysan önde sıfat. Kırmızı gibi. Araba. Ha, gibi işte, küçük ev gibi, hep önünde ya. Zarflarda da fiili buluyorsun önünde, fiili buluyorsun önünde şekli ilerliyor. Fiilin önünde. Kırmızı koş, hızlı koşmak. Gibi, mesela. Evet. Tamam. Galiba yavaş yavaş anlayacağım. Evet. Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan ve zarflardan önce gelerek onları niteleyen sözcüklere zarf denir. Zarf gördüğünüz gibi yalnızca fiilleri değil, fiillere, fiilimsilere, sıfatları ve kendi türü olan zarfları da niteleyebiliyor. Hı hı. Öncelikle şu uyarıyı yapayım. Az önce sıfat gibi dedik ya. Şimdi evet. Sıfatlar azıcık kıskanç hocam. Neydi? Yani hani böyle hep yanında olsun istiyor isim. Şimdi hemen... İsim buradaysa sıfat burada olsun. İsim buradaysa hemen sıfat burada olsun. Hani hep dip dibe olmak istiyor. Kırmızı isimli. Araba derken tabii arabayı niteleyeceği için önünde hemen olması önünde, lazım. Hemen önünde istiyor. Zarf fiilin nitelemesine rağmen direkt fiilin dibinde yer almak zorunda değil. Diyor ki ben sevdiğimi uzaktan da severim. Ha, çok mantıklı. Şimdi belli başlı fiille sorular soracağız. Nasıl sorular sorduğumuza bakıp cevaplarını inceleyeceğiz. Nasıl biraz. Sorusunu mu cevaplayacak? Hayır. Belli başlı soru. Şimdi bu koyuyla yazılanlar için hangi soruları sormam tamam. gerekiyor? Ona bakacağım. Çocuk hızlı koşuyordu. Çocuk nasıl koşuyordu? Nasıl koşuyordu? Hızlı koşuyordu. Çocuk aşağı koşuyordu. Çocuk nereye koşuyordu? Nereye koşuyordu? Aşağı koşuyordu. Çocuk çok koşuyordu. Çocuk ne kadar koşuyordu? Ne kadar koşuyordu? Çok koşuyordu. Çocuk dün koşuyordu. Ne zaman koşuyordu? Ne zaman? Dün koşuyordu. Çocuk nasıl koşuyordu? Çocuk nasıl koşuyordu? Nasıl koşuyor? Anlatamam. Bir koşuyor, bir koşuyor. Evet. Bunu nasıl anlayacağız? Diğerlerinde var mı sorun? Ya bu zaten kendisi soru olduğu için bunu anlamamıza gerek yok. Yani ben ilerleyen zamanlarda anlatayım, o zaman anlarız. Hı-hı. Şimdi zarf dediğimiz şeyi biz toplamda 5'e ayırıyoruz. Durum zarfları, azlık çokluk zarfları, zaman zarfları, yer yön zarfları ve soru zarfları olmak üzere. Şimdi bu videomuzda durum zarflarıyla zaman zarflarını göreceğiz. Diğer videomuzda da azlık çokluk yani miktar, yer yön ve soru zarflarını göreceğiz. Durum zarflarıyla başlıyoruz. Eylemin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu gösteren zarflarımız bunlar. Genelde eylemi niteliyor. Nasıl sorusunun cevabı bu arkadaşlarımız? Bence parmağımızı kullanalım. Ay, evet ya, ben gerçekten biraz daha gıcırdaysa atacağım. Evet. İçini çeke çeke ağlıyor. Şimdi bu cümledeki fiilimiz ne? Ağlamak. Ağlamak bizim fiilimiz. Peki... Nasıl ağlıyordu? İçini çeke çeke. Ah yavrum, içini çeke çeke ağlıyor. Şimdi ne durumda olduğunu, nasıl olduğunu söyledi. Bu ağlama eyleminin nasıl gerçekleştiğini söylemiş oldu bize. Okulu aniden bıraktı ve güzelce çalışmaya başladı. Burada iki fiilimiz var. Hı hı. Bıraktı ve başladı. Ne zaman bıraktı? Aniden bıraktı. Ne zaman sorumuz yok henüz. Nasıl? Nasıl? Tamam. Nasıl bıraktı da olabilir mi aniden? Nasıl aniden daha uygun olur ne zamandan? Çünkü zaman bildirmiyor. Çok çabuk olduğunu söylüyor. Çabuk olması da durumuyla ilgili bir durum. Aniden bıraktı. Ansızın. Aniden, ansızın olduğu zaman bu nasıl gene durum. Nasıl çalışmaya zarfımız. Başladı? Güzelce çalışmaya. Güzelce çalışmaya başladı. Bu da bizim neyimiz? Gene durum zarfımız. Hmm. Tavanımızdan şırıl şırıl su damlıyor. Damlamak? Damlamak. Fiilimiz. Fiilim nasıl damlıyormuş su? Şırıl şırıl damlıyormuş. Şırıl şırıl su damlıyor derken sanki suyu niteliyor gibi şırıl şırıl. Değil. Çünkü şimdi şırıl şırıl suyu niteleseydi orada sıfat olurdu. Hı hı. Tavanımızdan şırıl 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 sular mı damlamak istiyor diyor, yoksa tavanımızdaki su şırıl şırıl cip 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 hani sürekli damlıyor mu anlamı var. Anladım. Burada. Oradaki damlama olayına şırıl şırıl diye niteliyor. Diye nitelediğim için yani ben direkt tamam. damlama olayını nitelediğim için zaten fiil. Yoksa hani, suyu nitelemiş olsaydım ben odama sıfat derdim. Pırıl pırıl su damlıyor deseydi o zaman sıfat, sıfat olurdu. Olmuş suyu nitelemiş olurdu. Suyu nitelemiş olurdu. Burada akış önemli. Şeklini niteliyor. Evet tamam. Şırıl şırıl. Muazzam. Önemli bir noktaya takıldım ama. Helal olsun. Evet. Rabbim diye herkes iyi hatırlar. Allah rahmet eylesin. Hatırlar fiilimiz. Fiilim. Nasıl hatırlar? İyi hatırlar. İyi hatırlar. Durum zarfımız. Sıcacık kahveyi tek tek işte bitirdi.
Nasıl bitirdi? Tek dikişte. Tek dikişte. Bana annem gibi şefkatli davranıyor. Davranıyor fiilim. Nasıl davranıyor? Annem gibi şefkatli. Annem gibi şefkatli. Demek ki tek bir sözcükten de oluşmak zorunda değil. Bu şekilde söz grubu halinde de olabiliyor. Durum zarflarında bir problem var mı? Fiille nasıl diyorsun bu kadar. Hı-hı, ben anladım durum zarflarını. Peki. Geçtik zaman zarflarına. Şimdi bunlar eylemlerin ne zaman yapıldığını anlatan ya da dikkat buraya. Zaman anlamında kısıtlayan. Hı-hı. Yani illa ne zaman olmuş, ne zaman olmuş demene gerek yok da. Belki kısıtlıyordur zamanını. Hani senin kafanda bir zaman kavramı oluşturmaya çalışıyordur. Hı-hı. İşte biz bunlara zaman zarfı diyoruz. Fiil ya da fiilimsiye ne zaman sorusunun sorulmasıyla oluşuyor. Şuna dikkat edin gençler. Şimdi biz fiilimsiye fiilimsiye diyoruz. Ve sizler 7. sınıfsınız. Fiilimsinin ne olduğunu görmediniz. 8'de göreceksiniz. Şöyle bir durum var. Şimdilik fiilimsiyle kafanı çok karıştırma. Aslında cümlelerin içerisinde fiil gibi görünen ama aslında çekimli fiili gördün. Çekimli fiil olmayan şeylere biz fiilimsi diyoruz. Yani kafanı çok fazla şimdilik karıştırma. Hı-hı. Örneklerle devam edelim. Yıllar sonra bir seminerde karşılaştık. Ne zaman karşılaştık? Yıllar sonra karşılaştık. Yıllar sonra karşılaştık. Nerede karşılaştık da var galiba. Yok, nerede sorusunu şimdi şans sormuyoruz. Çünkü onun farklı bir durumu var. Annesi öğleden sonra arayıp eve çağırdı. Çağırmak fiilimiz. Evet. Ne zaman çağırdı? Öğleden sonra çağırdı. Evet. Zaman zarfımız. Bildiklerini hemen anlat. Anlatmak fiilimiz. Ne zaman anlat? Hemen. Hemen. Şimdi. Durumu i̇şte kısıtlar demiştiniz ya. Aynen. Durumu kısıtladığı durumlardan biri bu mesela. Zaman zarfı. Seni beklerken çayın buz gibi oldu. Olmak fiilimiz. Buz gibi olduğu birlikte alalım. Buz gibi oldu. Ne zaman? Seni beklerken. Evet. Buradaki zaman zarfı. Yine belli bir zaman belirtmiyor ama kısıtladığı bir durum var. Seni beklediğim esnada. Evet. Gençliğinden beri pembe giyinmeyi sever. Sevmek fiilimiz. Ne zamandan beri? Gençliğinden beri. Bu da gene kısıtladı. Hı-hı. Artık sana güvenmiyorum. Güvenmiyorum fiilim. Artık yani şu zamandan itibaren anlamı kattığı için yine zaman anlamı katmış oluyor. Hı-hı. Bazen ben de hata yapabilirim. Hata yapabilirim fiilim. Bazen. Ne zaman? Bazen. Nadir. Gene zaman anlamından göstermiş oldum.